Tuz. Peki tuz tüketimini nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? Tuza diyet esnasında ne kadar yer vereceğiz? Tuzun zararları nelerdir ve faydalarından bizlere bahseder misiniz? Evet, fazla tuz tükettiğimizde aslında sabah kalktığımızda ellerimiz ayaklarımız şiş olabiliyor. Özellikle kadınların sabah ben şiş gözüküyorum demesinin sebebi fazla tuz tükettiği için ödem probleminin oluşması. Diğer bir yandan ise fazla tuz tükettiğimizde hipertansiyon gibi hastalıklar gelişiyor olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiği aslında günlük 5-6 gram tuz. Yani şuradaki tuzluklarımdan bu az olana denk geliyor. Fakat bizim kullandığımız Türkiye olarak 18-20 gram tuz. Buradaki fark çok net. Fark etmeden günlük hayatımızda yemeğin tadına bakmadan da maalesef tuzluklar masada olduğu için hemen yemeğin üzerine dökebiliyoruz. Fakat önce bir yemeğin tadına bakalım, bir lezzetine bakalım. Ondan sonra ihtiyaç duyarsak tuzla elimize alıp ilave edelim. Ve yemek eğer ki çok fazla tuz atıyorsanız yemek yapma işlemi esnasında onu bir tık indirin. Örneğin 4-5 kişilik bir aile için şöyle öncelikle bir çay kaşığı tuz kadar atın. Eğer ki yemek yeme esnasında kişi ihtiyacı kadar tekrar üzerine ilave edebilir. Ve günlük hayatta aslında fark etmeden hazır paketli besinlerden de çok fazla tuz, özellikle ilave tuz alıyoruz biz. Bu yüzden hazır paketli krakerler, kekler, çikolatalar yerine kendimiz bu krakerleri, kekleri yaptığımızda aslında çok daha sağlıklı olacaktır. Yani çok fazla tuz tüketimine yaklaşmıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle çok fazla tuz çünkü yine hipertansiyon ve ödem problemine de sebep olabiliyor. Peki hiç tuz kullanmadığımız zaman neler Yine yaşıyorsunuz? vücudun tuza da ihtiyacı olabiliyor. Dediğimiz gibi günlük 5 gram tuz kadar aslında diyetimizde olması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hiç tuz kullanmamak da olmuyor. Çeşitli hastalıklara yine sebebiyet verebiliyor. Fazlasından sakınıp gerektiği kadar aslında kullansak her şey için öyle. Gerektiği kadar yenildiğinde, ihtiyacımız olan kadar yedildiğinde aslında çok da sağlıklı olmuş olacağız. Çünkü her şeyin fazlası zarar. Fazla yaptığımızda da israf oluyor. İsraf da istemiyoruz. Lütfen kişi kendi yiyebileceği kadar, tüketebileceği kadar ürünler alıp yaptığında aslında son derece obeziteyi de engellemiş olacak bu anlamda.